Şu anda hakemlerin moralini düzelteceğiz. Merak etmeyin. Ligler başlayacak. Şu anda ben şunu beklerdim. Şu tedbirler alındı. Maçlarda 800 polis görev yapacak. Hakemlerin yanına kimse yaklaşmayacak. Maç içinde sertliğe, centmenlik dışı açıklamalara maçlardan sonra kesinlikle izin verilmeyecek. Bu konuda idari ve cezai tedbirler arttırılacak. Bununla ilgili çalışmalar başladı. Şimdi yasa değişecek deniyor. Evet. Halbuki Futbol Federasyonu yönetim kurulunun elinde olan bazı maddeler var. Arttırabilirsiniz. Tedbirleri geliştirebilirsiniz. Bunları sağlayabilirsiniz. Ben açıkçası biraz daha böyle radikal bir konuşma ve kulüplerle de anlaşıp öyle bir konuşma bekledim ama kulüplerin bu olaydan sıkıntılı oldukları zaten kesin. Kesin. Bugün Bahadır Çokişler'in yazdığı Sözcü gazetesindeki haberi sabahtan beri konuşuyoruz, biliyoruz. Kulüpler diyor ki bir olay oldu, bu olaydan sonra hepimiz zan altında bırakıldık ve bu yüzden de bu Futbol Federasyonu bu işi götüremiyor. İstifa etmesi lazım, gerekirse biz imzaları toplayacağız, tabii. Genel kurul olacak ve biz bir başkan seçeceğiz. Bu konuda bazı rahatsızlıkların olduğu aşikar ve bu rahatsızlıklar üzerine Sayın Bakan Kulüpler Birliği'nin yanına gitti. Durun şimdi, zaten ortalık karışık, bunu yavaş yavaş hallederiz ama şu anda bir geçiş dönemi var. Biraz duralım, ondan sonra bu konu devreye gelsin, devreye girsin denildi. Fakat ben tencerede suyun kaynadığına inananlardım. Peki Kulüpler Birliği şu anda zaten işte ilginçlik orada da başlıyor. Toplantı saatleri. Kulüpler Birliği 14 derken Mehmet Büyükekşi ben 13'te ekranlar karşısında olacağım dedi. Kameraların karşısına geçeceğim dedi. Ama bir saat erteledi. Tam Kulüpler Birliği Başkanlığı işte Ali Koç geçti. Örneğin Kardelen Koca Türk'ün arkasından tam muhabir bağlantısı sırasında. O sırada Mehmet Büyükekşi de salona girdi eş zamanlı olarak. Bir tarafta toplantı başlangıcı ilan ediliyor. Diğer tarafta toplantı bitti, buyurun bu da kararlarımız deniliyor. İzleyiciler de sormuşlar ya, Kulüpler Birliği'nin önce toplanıp görüşlerini, federasyon bu kararı açıklamadan bildirmesi gerekmez mi de? Belki de bildirildi. O zaman neden toplanıyorlar? Bu kararı bildirdilerse, karardan haberdarlarsa diye soranlar var. Anlaşılan ne açıklanacağından emin değildi Kulüpler Birliği. Ve şimdi az önce Bahadır Çokişler imzası taşıyan o haberde gözümüzün önünde olunca anlıyoruz ki birazdan Kulüpler Birliği belki de bu karara katılmadığını, daha şu çözümü, bu çözümü de bekliyorum diye bir açıklama yapabilir Ercan Taner, değil mi? O açıklamayı yapabilir. Bir de Türk futbolunun gündeminde, şu andaki kulüplerin gündeminde şu da var. Naklen yayın ihale anlaşması ne olacak? Tabii. Bu konuyla ilgili görüşmeler de var. İşte bir playoff önerisi var. Bu kulüplere sunulmuş durumda. Playoff ne demek? Bir takımın playoff ligi birinci bitirip playoff'ta şampiyon olamaması anlamına da geliyor. Fakat bu konuda yayıncı ne diyor? Ben daha çok para vereceğim diyor. Bununla ilgili de konuşmalar olabilir. Ya bu benim hissim. Bu iş nereye doğru gidecek? Çünkü ihale zamanı geldi. İhaleyi almak isteyen başka televizyon ve yayıncı kuruluşlarda olabilir. Bunlar da esasında işin içinde konuşuluyor olabilir. Sadece bu olay, liglerin ertelenmesi, Halil Umut Beyler'e saldırıya uğraması da olmayabilir. Bunlar da konuşuluyor olabilir. Yani, bu da çok önemli bir mesele çünkü. Tam bir paket açıklamayı kastediyorum. Deyim yerindeyse işte tam paket duyabiliriz. İçinde playoff'a dair görüşler. Kulüplerin gerçi playoff'a çok yanaşmayacağı iddia ediliyordu ama bakalım buna ilişkin ne beyan ortaya konacak. Bir yönüyle ya mevcut hakem hatalarına dair itiraz süreçleri bile bundan etkilenecek mi? Çözüm ağır cezalarsa şiddete ağır ceza verilmeli. Hedef gösterme tabii dışında yandığını düşünen, hakkının yendiğini düşünenin sesinin kesmeye gideceği bir süreç umarız ki hayata geçmez diye endişesini beyan eden futbol izleyicileri de var. Haklı endişeler Can mi bunlar Ercan Taner? Kesinlikle haklı endişeler. Şimdi maç bitiyor. Biz öyle bir hale getirildik ki toplum olarak, spor toplumu olarak maç bitiyor. Maçtan sonra sahaya bağlanıyorlar yöneticilere maçtan hemen sonra. Hakem şunu yaptı, hakem bunu yaptı. Bu hakemlerle lig bitmez. Şu konuşulmuyor bizde. Ya İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da şu konuşuluyor. Kaleci hata yaptı. Orta alan çok top kaybetti. Tabii. Stoper yerinde durmuyordu. Teknik direktör yerinde değişiklikler yapamadı. Bunlar futbolun gerektirdiği saha içi taktiklerle ilgili
Olaylar konuşulmuyor. Artık şuna alıştık. Bu hakem ne yapıyor? Yardımcı hakem niye bayrağını geç kaldırdı? VAR odasında ne oluyor? VAR'da niye bu böyle konuşuldu? Bunlar konuşuldu. Yaklaşık 1,5 senedir konuşuluyor. Şöyle dağa kadar büyüdü. Ne diyorlar? Halının altına süpürüldü. Halı artık patladı. Yırtılmadı, patladı. Çünkü her dakika maçın hakemi şöyle böyle karar mı olur? Hakemi eleştirebilirsiniz Can Coşkun. Ama şunu söyleyebilirsiniz. Hakem bugün kötüydü. Evet. Hakem bugün kötüydü. Çok kötü maç yönetti. Bu yönetimle önümüzdeki haftalarda bu formsuzluğuyla herhalde görev almaz. Bu da en ağır eleştiriler arasına girebilir. Ama hakem şu bunu yapıyor. Zaten 6 ay önce de bunu yapmıştı, şunu yapmıştı deyince bu olaylar birikiyor. Bütün oklar hakemlere dönüyor. Ya bizim en büyük hastalıklarımızdan biri, Türk futbolunun hastalığını kastediyorum. Direkt olarak ya takımın kötü oynamış, kalecin hata yapmış, orta alanda 3 pas yapamamışsın, stoperin ıska geçmiş, bunları bırak, bunları hemen kenara doğru at, ondan sonra de ki bu hakemlerle lig bitmez. Ne oldu? 1-0 kaybetmişsin ve stoperin hata yapmış mesela. Tabii ama hiç konuşulmamış bunlar. İşte konuşulanlara daha çok. Konuşuluyordu çok eskiden. Çok eskiden konuşuluyordu ama şimdi 1,5 senedir, 2 senedir bu olay artık kendini açtı. Yok doğru. İşte